ve işimizi ben kendi işimi gerektiği gibi devam ettirmek için uğraşacağım. Tekrar görüşmek üzere sizlere en iyi dileklerimi sunarım. Hvala predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Vučić, poštovani prijatelji Vučiću, onun şansında değerli Sancaklılar, sevgili Novi Pazarlılar ve diğer şehirlerden gelen dostlarımız, kıymetli kardeşlerim. Poštovani Sancaklije, dragi Pazarci, cijenjena braćo i svi oni koji su došli iz drugih gradova, dobrodošli. Sırbistan'ın bu güzel bölgesinin güzel, yiğit, dobra insanları. Želim pozdraviti ljude, dobre ljude iz ovog područja Srbije, lijepe, zgodne i hrabre ljude. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Srdačno vas selamlayım. Sizlere de Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte sizlerin öz kardeşleri olan Sancaklıların selamlarını getirdim. I donosim vam selame naše braće sa svih prostora koji su kao poslanici, biznismeni, profesori veliki dali doprinos našoj zemlji koji potiču sa ovih prostora. Šaljem vam puno selama od svih 80 miliona braće iz Turske. On bakan arkadaşım, milletvekili arkadaşlarım, 200 kadar iş adamı, eğitimci ve diğer alanlarda birçok arkadaşımla oluşturduğumuz heyetle dün çok çok verimli çalışmaları evet Belgrad'da yaptık. Kao što znate, juče sam došao sa 10 narodnih poslanika, sa ministara, sa preko 200 poslovnih ljudi i juče smo imali veoma plodotvorne razgovore. Değerli dostum, Vučić'le birlikte sabahtan akşama kadar yaptığımız bu çalışmaları bugün de Novi Pazar'daki toplantılarımızla adeta taşlandırıyoruz. I naše razgovore koji smo sa predsjednikom Vučićem vodili dananoćno danas, evo, ovdje vodimo sastankom koji smo započeli u opštini. Gerek altyapı çalışmaları, gerek üst yapı çalışmalarıyla inanıyorum ki Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Nadam se da će ovo biti novi period, kako u izgradnji infrastrukture, tako i ostalih poslova sa Republikom Srbijom. Balkan coğrafyasının neresine gidersek gidelim, bu yakınlığı, bu sıcaklığı görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Gde god odemo na Balkan, susrećemo se sa ovakvom prisnošću i toplinom. Bu vesileyle değerli dostum, Cumhurbaşkanı Sayın Vučić'e bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujem predsjedniku Vučiću. Sırbistan ziyaretimizde bizi adeta evimizde hissettirdi. Gerçekten samimi bir misafirperverlik gösterdi. I prilikom ove cijele posjete Srbi smo se osjećali kao kod svoje kuće i zahvaljujemo se na dobrom dočeku i gostoprimstvu. Bugün burada Sayın Vučić ile birlikte sizlerin karşısında bulunmamızın da son derece anlamlı olduğuna inanıyorum. I smatram da je veoma bitno što smo danas zajedno ovdje sa predsjednikom Vučićem.
Novi Pazar Belediye Başkanı'na da bu ziyaretim çerçevesinde yaptığı hazırlıklar için teşekkür ediyorum. Zahvaljujem se i opštini Novi Pazar koja je napravila ovaj doček. Ne diyor o güzel Novi Pazar türküsünde? A kako se kaže onoj lijepoj pjesmi o pazaru? Kaleden bakınca çok güzel bir şehir görüyorum. Kad pogledam sa bedema, vidim divan grad. Novi Pazar benim vatanım, bu şehir benim en sevdiğim. Raska Nehri'nin güzelliği, onun kaynağı Sopocani, tüm dünya biliyor ki onun en güzel anıtı Altun Alem Camii. Novi Pazar, moj zavičaj, najmiliji grad. Njega krase spomenici Altun Alem Džamije i manastir Sopoćani, stara tvrđava. A najlepši je Altun Alem Džamija. Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri, sevincimiz, üzüntüleri, üzüntümüzdür. Sa regijom Sancaka imamo posebne odnose i ističemo da je vaša sreća i naša sreća, a vaša bol, naša bol. Bugün burada, Sancak'ta, Novi Pazar'da yaşadığımız şu birliktelik, ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ne kadar hasret olduğumuzu gösteriyor. A ova zajednica jedinstvo koje ovdje danas vidimo u Sancaku najbolje pokazuje koliko kao zemlji narod imamo potrebu za mir, među narodima prosperitet i blagostanje. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı, tam aksine bizi Sırbistan birleştirmeli. I nadam se da nas nacije ne smiju odvajati, već da nas Srbije treba spajati. Değerli kardeşlerim, ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımız ile Sırbistan'daki Boşnak azınlık iki ülke arasında en önemli köprülerden biridir. Draga braćo, Sancak je jedan od najbitnijih mostova koji povezuje naše državljane porijeklom iz Sancaka u Turskoj i bošnjačku manjinu u Srbiji. Aramızdaki güçlü gönül bağının İkili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. I svi zajedno vidimo da se ova jaka, emotivna i duhovna veza pozitivno odrazila i na razvoj naših bilateralnih odnosa. Önümüzdeki dönemde bu bağları daha da güçlendireceğiz. A u narednom periodu ćemo se potruditi da još više ojačamo ove veze. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Juče smo potpisali 12 sporazuma. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. A ovdje smo potpisali još 4 sporazuma. 2 günde 16 imza attık. Dakle, za 2 dana 16 sporazuma je potpisano. Hayırlı olsun. Neke sa srećom. Hayırlı bilo. Değerli dostum, Sayın Vučić ile bu konuda aynı düşüncelere sahibiz. Prema tome, sa mojim prijateljom Vučićem imamo i nosimo zajednička mišljenja. Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki özel yerimizin öyle sadece sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sayın Vučić'in de işin başını çektiği o geceyi unutmam mümkün değil. A da ovdje imamo posebno mjesto i da to nije samo na riječima su pokazala naša braća ovdje, koji su nam učili do i pokazali cijelom svijetu da su naša braća iz Sandžaka upravo 15. jula one teške noći s nama. Sizler duanızı bizden esirgemediniz. I naravno, na čelu je bio Aleksandar Vučić. Hvala vam za dove. Türkiye'ye destek olan Sancak halkı bizim hakiki kardeşimiz olduğunu tüm dünyaya gösterdi. I svima smo pokazali cijelom svijetu da su naša braća iz Sancaka naša iskrena i prava braća. Sancak halkının Türk halkıyla
terörle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğine inanıyorum. I smatram da će narod Sandžaka nastaviti da bude u saradnji sa turskim narodom u borbi protiv terora. İnşallah el birliğiyle değerli dostum Vučić'in FETÖ'ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. İnşallah ako Bog da zajedničkim snagama ćemo se potruditi i znamo koliko je gospodin Vučić pružio napora u borbi protiv terorističkih grupa. FETÖ denilen bu ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlardan da söküp atacağız. Dakle, izdajnička teroristička četa FETÖ, kao što je iz Turske izbačena, će biti izbačena i sa Balkana. Bu hususta Sayın Vučić'in de özellikle güvenimiz, itimadımız tam. I naravno, naše potpuno verovanje gospodinu Vučiću. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vučić olmuştur. A gospodin Vučić je bio jedan od prvih lidera koji nam je istakao podršku u noći 15. jula. Bu duruşuyla gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın Vučić'e huzurlarınızda şahsım milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. I pred svima vama još jednom želim se zahvaliti gospodinu Vučiću koji je ovim stavom pokazao da nam je pravi i iskreni prijatelj. Kardeşlerim, Batı Trakya'da, Rodoplar'da, Belgrad'da, Sancak'ta, Balkanların neresinde olursa olsun bu coğrafyanın tüm halkları bizim kardeşimizdir. Poštovana braćo, svi narodi koji žive u regiji, bez obzira da li je to Zapadna Trakija, Karpati, Beograd ili Sancak, su naša iskrena braća. Biz diğer ülkeler gibi Sırbistan'ın da birlik, beraberlik, birlik içinde olmasını, müreffeh bir hale gelmesini istiyoruz. Mi, kao i prema svim ostalim zemljama, želimo da u Srbiji vlada jedinstvo, sloga i da Srbija bude zemlja prosperiteta. Bunun için her alanda ve her yerde Sırbistan'la işbirliği yapmaya hazırız. I zato smo spremni na saradnju sa Srbijom na svakom polju i u svim sferama. Türkiye ülkenin diğer bölgelerindeki kalkınma projeleri gibi Sancak'ın ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak her türlü atılıma destek verecektir. A Turska će, kao što je to slučaj i sa drugim projektima razvoja širom zemlje, pružiti podršku svim aktivnostima za ekonomski i socijalni razvoj Sancak'a. İş adamlarımızı Sırbistan'da ve elbette bu bölgeye yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Naravno, postaknut ćemo i naše biznismene da ulažu u Srbiju, a posebno ovu regiju. Halkbank'ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adım olmuştur. I naravno, filijale Halkbank'e koje su otvorene širom zemlje i ovdje predstavljaju važan korak u tom smjeru. Dün 5000 ton buradan et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Dakle, juče smo potpisali sporazum o uvozu 5000 tona goveđeg mesa u Tursku. Sırbistan'da açtığımız kotanın tabii ki bir bölümünün Pester yaylasında yetiştirilen hayvanlar için kullanılması arzumuzdur. I naravno, želja nam je da jedan deo te kote i tog mesa sa Pešterske visoravni ide za Tursku. Bölgemizin Sırbistan'la ve komşu ülkelerle ticari entegrasyonunda büyük öneme sahip olduğunu bildiğimiz karayolu ve havayolu projelerinin süratle hayata geçirilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz. Ulažemo i sve napore za implementaciju projekata kopnenog i vazdušnog saobraćaja za trgovinsku integraciju naše regije sa Srbijom i susjednim zemljama. Biz şuna inanıyoruz. Yol medeniyettir. A mi vjerujemo u to da je put civilizacija. Bu zor topografik yapının olduğu bölgede de inanıyorum bu yollar da inşallah yapılacak. I smatram da je na ovim teškim geografskim prostorima moguće i inşallah će se napraviti putevi. Bu vesileyle Belgrad,
Saraybosna yoluyla ilgili müjdeyi de inşallah değerli dostum Sayın Vučić'in çalışmalarıyla hayata geçireceğiz. Lijepu vijest u vezi gradnje puta Beograd-Sarajevo će nam, ako Bog da, dati gospodin Vučić. Tabii ki Novi Pazar'ı yakından ilgilendiren ve çok yakında fiilen hayata geçeceğine inandığım bu yol, bölge ülkeleri arasındaki bir barış ve kardeşlik köprüsü olacak. I naravno ovaj put koji će se ovdje praviti će biti put mira i prosperiteta u ovoj regiji. Son olarak. I na kraju. Kardeşlerim, Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda işbirliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. I na kraju, draga braćo, Srbi, Hrvati, Bošnjaci i sve druge vidimo kao naše prijatelje sa kojima smo vjekovima zajedno živjeli i sa kojima ćemo sarađivati na svim poljima i u budućnosti. Geçmişte yaşanan acılar artık son bulsun istiyoruz. I naravno želim da se završe sve one boli koje su se dešavale u prošlosti. Bu acıları artık yaşamayalım istiyoruz. I želim da se više nikada boli ne proživljavaju ovdje. Biz nerede olursa olsun hiçbir topluma yapılan haksızlığı mazur karşılamadık, tasvip etmedik, böyle bir yanlışa da destek vermedik. I mi bez obzira gdje god da se desi, nikada nismo prihvatili, ni u kom slučaju odobili ili podržavali bilo kakvu nepravdu prema bilo kojem narodu. Balkanlarda dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan her kaosun, her çatışmanın bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar ödüyor. I za svaki haos i sukob koji je nastao na Balkanu sa provokacijama spoljnih sila, najveći sve su uvijek plaćali, uvijek ljudi iz ove regije. Gün geliyor, herkes çekip gidiyor. A dođe dan kada svi odu. Ama yürekleri yangın yerine dönmüş insanlar burada yine yan yana yaşamaya devam ediyor. A ljudi čija su srca puna boli i patnje nastavljaju da žive jedan pored drugog. Onun için diyoruz ki Balkan halkları olarak sizler kendi aranızda bir olursanız, beraber olursanız, kardeş olursanız o kadar güçlü olursunuz, o kadar güvende olursunuz, o kadar müreffeh olursunuz. I zbog toga kažem, koliko god narodi na Balkanu budu jedinstveni, složni kao braća, toliko ćete biti sigurniji i bolje ćete živjeti. Ülkelerimizin yöneticileri olarak bizler istikrarlı ve müreffeh bir Balkanların inşası konusunda kararlıyız. A mi, kao rukovodioci naših zemalja, odlučili smo za jačanje stabilnosti i prosperiteta na Balkanu. Sizlerin de aynı duygular içerisinde olduğunuza yürekten inanıyorum. I smatram da i vi isto to osjećate. Sırbistan'ın ve onun önemli bir parçası olarak gördüğüm Novi Pazar'ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi için hep birlikte yapacağımız çok işimiz var. A moramo još puno toga uraditi za razvoj, napredak i povećanje prosperiteta u Srbiji i Sandžaku koji predstavlja važan dio ove zemlje. Unutmayın, her zaman yanınızdayız. I ne zaboravite, uvijek smo pored vas. Bir olacağız. Bićemo jedni. İri olacağız. Bićemo jaki. Diri olacağız. Bićemo čvrsti. Kardeş olacağız. Bićemo braća. Evet. Hep birlikte inşallah dostluğumuzu koruyacağız. I ako Bog da, čuvat ćemo naše prijateljstvo. Türkiye'de Talkano bisiklet firması Sancak Novi Pazar'dan
buraya sağ olsun 200 bisiklet getirdi. Bunu belediyemize bırakıyoruz ve belediyemiz bu 200 bisikleti buradaki çocuklarımıza, gençlerimize hediye edecektir. Hayırlı olsun. Abraço, naš veliki privrednik iz Turske, vlasnik Salkano firme je poklonio 200 bicikala koji će biti ovde u opštini, pa vama želim da poklonim ta bicikla. Mene mi je drago što sam pored ova dva velika lidera, dva čoveka, i drago mi je što će da budu dobri odnosi između velike zemlje Turske, a isto između velike zemlje Srbije. Mi iseljenici iz ovih krajeva uvek smo prijatelji ovim gradovima i zemlji Srbije odakle smo oselili. Mi se osjećamo kad ovde dođemo isto kao da smo u Tursku, a i naši prijatelji, kumovi Srbi, i oni kad dođu tamo kod nas, i oni se isto osjećaju. Ja vas selamim svija. Sevgili seyirciler, canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyaretinin ikinci gününde.